Herkese merhaba, ben Fikret Poyraz Çökmüş. İzmir Transtepe Buca Tıp Merkezi'nde psikiyatri uzman olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere panik atak ve panik bozukluğundan bahsetmek istiyorum. Panik atağı aniden başlayan, dakikalardan saatlere kadar sürebilen yoğun korku ve endişe halidir. Panik atağında hastada çarpıntı, terleme, titreme, nefes alamama, boğulma hissi, uyuşma, ürperme, karın ağrısı, baş dönmesi, sersemlik gibi bedensel belirtilerin yanı sıra denetimi kaybedeceği korkusu, çıldırma korkusu, ölüm korkusu ve kendisine ve çevreye yabancılaşma hisleri olabilir. Bir panik atağında her zaman bu belirtilerin tümü olmak zorunda değildir. En az 4 tane belirti ya da daha fazla belirti varlığında biz o duruma panik atağı tanısı koyabiliriz. Panik atağında en şiddetli duruma genellikle kısa sürede hasta ulaşır. Genellikle panik atakları 5-10 dakika içinde sonlanır. Çok az vakada panik atakları 30 dakikadan uzun sürebilir. Genellikle panik atağı hastalarının başvurusu acil servise kalp krizi geçiriyorum şeklindedir. Panik bozukluğuna gelirsek, panik bozukluğunda panik atağı olmazsa olmazdır. Panik atağının yanı sıra beklenti anksiyetesi ve yaşam kalitesi ve işlevsellikte önemli düzeyde bir düşme gözlenmektedir. Beklenti anksiyetesi nedir sorusunun cevabı ise panik atağı geçiren bir hastanın tekrardan yeni bir panik atağı geçirmesine dair beklentisi ve buna bağlı oluşan kaygılarıdır. Beklenti anksiyetesi oluşan kişi genellikle diken üstündedir, huzursuzdur, tedirgindir ve bedensel belirtilerini normalde olduğundan daha fazla şekilde dinler ve bunları genellikle olumsuz şekilde yorumlar. Panik atağı geçiren bir kişi de biz tedavi başlangıcından önce mutlaka ayrış tanısını yapmamız gerekmektedir. Panik atakları illa panik bozukluğunda görülmek zorunda değildir. Diğer psikiyatrik bozukluklarda görülebildiği üzere aynı zamanda diğer tıbbi durumlarda, örneğin endokrinolojik, kardiyolojik, kalple ilgili rahatsızlıklarda, solunumla ilgili rahatsızlıklarda, nörolojik rahatsızlıklarda da panik atakları görülebilmektedir. Bu yüzden tedavi başlangıcında mutlaka öncesinde detaylı bir kan tahlili, özellikle tiroid fonksiyonlarını değerlendirilmiş testler ve elektrokardiyogram, EKG çekilmesi önerilir. Panik bozukluğu ve panik atağı genellikle kadınlarda erkekler oranla 2 kat fazla görülür. Panik bozukluğunun görülmesi tüm ömür boyunca insanlarda %1.6 ile 5.2 arasında görüldüğü gösterilmiştir. Ayrıca panik bozukluğu genellikle başlangıç yaşı ortalama 25'li yaşlardır. Fakat bu şu demek değildir ki panik bozukluğu çocuklarda ya da 40 yaş üstü bireylerde görülmesin. Her iki yaş grubunda da panik bozukluğu görülmekle birlikte bu yaş gruplarında görülme sıklığı diğer yaş gruplarına göre, 25'li yaşlara göre daha azdır. Panik bozukluğunun tedavisine gelirsek, panik bozukluğu tedavisinde sıklıkla ilaç tedavisi ve psikoterapileri birlikte kullanmaktayız. Psikoterapilerden de etkinliği daha çok kanıtlanmış, çalışmalarda göstermiş olan bilişsel davranışlı terapidir. Çalışmalarda panik bozukluğu tedavisine başlangıcındaki gecikmenin hastalığı kronikleştirdiği, tekrarlanmaları arttırdığı ve tedavi yanıtını azalttığı gösterilmiştir. Bu yüzden kendinizde ya da çevrenizde panik bozukluğu ve panik atağı olan birisi olduğunu düşünüyorsanız en kısa zamanda hastanemize başvurabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.